Efendim merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Çayıralan ilçesi Dere Kemal piknik alanında, yani Dere Kemal ormanlarındayız. Size burayı tanıtacağım. Şimdi ilk girişte piknik alanları var. Yani işin aslı pek bakımlı değil. Bu bölüm böylece piknik alanı. Şurada da bazı vatandaşlar su dolduruyorlar. Merhabalar. Arkadaş, ismin nedir? Yusuf. Yusuf, buraya piknik yapmaya mı geldin? Evet. Güzel. Şu anda su dolduruyor bir arkadaşımız da. Merhabalar. Merhabalar. Su dolduruyorsunuz galiba. Nasıl? Yeni geldik. Öyle mi? Su çok güzel. Ama buraları temiz kullanmamışlar. Çok öyle güzel. Evet. Onu ben de gördüm. Biraz önce söyledim. Süt mü buradaki? Ayran getirdim. Ayran. Oo, iyi. Suyu da herhalde tatlıdır. Doğal bu. Olsun diye. Aha. Evden getirdik boş bidonlarımızı. Evet. Giderken de götüreceğiz inşallah. İyi bakalım. Burada minik bir arkadaşımız daha var. Minik arkadaşımız şurada. Merhaba, ismin nedir arkadaşım? Eren. Eren. Sen buraya daha önce geldin mi? Nasıl, güzel mi burası? Tamam. Biz de işte arkadaşlara göstereceğiz, gezeceğiz. Burada minik bir arkadaş daha var. Dur bakayım. O da Fatma Zehra. Fatma Zehra. Oo, maşallah. Nasılsın arkadaş? İyi misin? Tamam. Su. Evet, gezeceğiz, göreceğiz arkadaşlar. Burada ne yapmaya çalışmışlar tam çözemedim ama o güzelim çam ağacını böyle bir tahribata uğratmışlar. İşte bahsettiğim konu şurada şu arkadaşlar. Yani tamam, bu çöpleri böyle bırakmayın. Bu böyle bir şey olur mu ya? Yazık. Şunu da ters çevirmişler. Orada çamı da yakmışlar. Nasıl çıktın bunu? Arkadaşlar şimdi Yusuf kardeşimiz doğada olmanın gereğini yerine getirmiş ve doğayla iç içe kendine de taç yapmış. Güzel görünüyor. Tebrikler. Teşekkürler. Şimdi mızrak atma yarışması oynuyoruz da herhalde birinci ben olacağım. Bir bakalım nereye kadar atabiliyorum. Şöyle. Oh my god. Şimdi doğada yürüyüşe başladık. Gördüğünüz gibi doğa muhteşem. Tam şu kısımdan da su akıyor. Bu kısım ise bayağı bir dik. Yol kenarında bolca böyle papatyaları görebiliyoruz arkadaşlar. Buradan da bir şeyin sesi geliyor ama kuş mu ne? İşte böyle. Yürümeye devam ediyoruz. Mevzu bahis olan papatyalardan şöyle bir demet daha gördük arkadaşlar. Yürüyüşümüz gerçekten güzel gidiyor. Neredeydik? Dere Kemal köyü, Çayıralan Dere Kemal köyü ormanlarındayız. Dere Kemal'den çıktıktan sonra bir 2-3 kilometre sonra bu çam ormanları başlıyor. Gezmeye devam ederken sadece çiçeklere bakmıyoruz. Şurada güzel bir taşa rastladım. Bunu da hatıra olarak yanıma alıyorum. Görüyorsunuz çam ağaçları. Tabii bunların kozalakları da düşüyor ve kendi doğal ortamında şu şekilde gördüğünüz gibi çam ağaçları çıkıyor. Bakın orada var. Kenara. Şurada da var. Ondan sonra orada da var. Evet, gördüğünüz gibi işte burada da kozalaklar düşmüş ve böyle. Şunlar da görüyorsunuz çiçek açanlar, böğürtlen. Şu kayalıklar da güzel duruyor.
Şu ağaçlarla kayaların birlikteliği çok güzel oluyor. Hadi bakalım şöyle inelim şuradan aşağıya doğru. Geziye devam ederken etraftan taş topluyoruz. Böyle parlak taşlar var. Bu arada yolun kenarına şöyle bir şey düşmüş. Bir yumurta. Yılan olmasın mı? Yılan yumurtası olabilir mi? Zannetmiyorum. Bu burada muhtemelen yuvarlandı. Geldi desem. Yani bilemiyorum. Yılan yumurtası bu kadar büyük olmaz. Ölmüştür. Zaten çatlamış. Bunun içini bir açacağız bakalım. Neymiş bakacağız. Şimdi oralardan yuvarlanmış olamaz. Buraya gelmez güneşi çünkü. Tut, belki şey hani ortasında evet. Kırmızı siyah bir şey gözüküyor da şey belli oluyor ya. Herhangi bir şey gözükmüyor. Demek ki bu yumurta. Bu yumurtayı açacağız bakalım. Çünkü kırılmış zaten. Biraz da güneşte kaldığı için pişmiş. Ne yumurtası bakalım. Merak ettim. Merak ettiniz mi? Her zaman söylediğim gibi doğada zaman ayırmaya gayret gösterin, önem verin. Bakın manzaraya. Arkadaşlar şu şekilde bir tuvalet falan yapmışlar ama kullanılmıyor, atıl hale gelmiş. Şuradan şöyle geçip bir bakalım. Kapısı zaten kapalı, hiç içeriye girmeye de gerek yok. Böyle bir manzara var. Aslında güzel yapılmış ama kullananlar kıymetini bilmemişler. Tertemiz hava var. Burada çayır alana gelen arkadaşları buraya gelmeye de davet ediyorum ayrıca. Şimdi biliyorsunuz çayır alanında gurbetçisi çok fazla. Gurbetçiler de izliyorlarsa gelsinler. Buralarda zaman geçirsinler. Gerçekten güzel bir ortam var. Tam da karşıda bir tane mantar çıkmış. Kozalaklara bak, bir sürü. Kocaman bir mantar arkadaşlar. Bu zehirli midir? Bilmiyorum ki. Taşlarımızı aldık götüreceğiz. Şurada yumurtayı bulmuştuk ya. Şimdi onu kıracağız. Yumurtayı yavaş yavaş kırıyoruz arkadaşlar. Yavaş yavaş canım. Evet. Şöyle elinle kabuğunu al. Tamam. Evet. Bu bence... Bir çubukla, çubuk yardımıyla da şey yapabiliriz. Yumurtayı kırabiliriz bir saniye. Evet, yumurtayı ezdik. Şimdi açıyoruz içine. Evet, sadece sarısı çıktı. Bir şey olmuş mu? Açalım iyice. Akıtalım şöyle arkadaş. Yere doğru. Epey bir sarı var. Ne yumurtası olduğunu bilemedik ama bu şekilde iyice. Şurada bir siyah nokta var. Galiba oradan bir şeyler olacakmış ama... Evet. Kurt herhalde. Evet, orada. Bak bakalım içinde başka bir şey var mı? Bakayım. Yumurtayı iyice kıralım. İyice açalım artık. Beyazı da çıkıyor. Evet, tamam, boşaldı. Boşaldı, içinde bir şey yok. Şimdi beyazını inceliyoruz. Beyazında bir şey var mı? Yok. Bir de öbür tarafa orayı yap bakalım. Evet. Yumurta. Sadece şurada larvası vardı. Nerede? Ha şurada. Evet. Şurada. Henüz bir şey olamadan yumurta düşmüş ve kırılmış. Bayatlamış. Evet. Bence bu şeydi. Larva gibi diye böyle. Hı-hı. Şu kadar bir şeyin. Şey olabilir. Yılan olabilir. Hı-hı. Ya da evet yılan. Evet. Tamam. Yumurtayı da böylece kesinleştirmiş olduk. Tamam. Kara tren geldi yine.
Manzara şahane demiştik ya, karşıda da bir şahin galiba, uçan. Kartal değil, evet, şahin. Şimdi şurada da ağaç doğal yollarla devrilmiş. Gelin bir de çam ağacının köküne bakalım şöyle. Evet. Kökü de böyle. Şu taşlardan, mermerimiz taşlardan bayağı bir fazla burada. Böyle kozalaklar. Şimdi biraz da mantar arıyoruz etrafta. Birkaç tane bulduk, gösteririz onu da. Manzara muhteşem, muhteşem. Şu arkaya bakın bir. Muhteşem. Bir mantar bulduk da yenir mi acaba? Göstereyim. Yoksa bu şirinlerin evi mi? Kocaman bir şey. Şu da gül gibi pembe bir mantar. Şu kesin zehirli galiba. Bu alanda 3-4 tane çardak var ve hepsine böyle kömürle isim yazmışlar. Yorum sizin. Efendim, bir videonun sonuna geldik. Dere Kemal köyü ormanlarında gezdik. Başka ismi var mı tam bilemiyorum ama muhteşem bir yerdi. Çayır alana gelip de konaklayan arkadaşlara tavsiye ediyorum. Çayır alanında olup da hala buraya gelmeyen varsa onlara da tavsiye ediyorum. Gelin görün. Bir başka videoda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Araba mı geliyor? Görüşmek üzere. Papatya topladık ve Kleopatra tacı da yaptık burada arkadaşlar. Arabanın önünü süsledik. Çiçek araba oldu.